Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi saç bandı, bandına yapımını anlatacağım. Anlatım yaparken kullanacağım ip hakkında hemen bilgi vermek istiyorum. Ben Ören Baya'nın Star serisi ipini kullanıyorum ama sizler de farklı iplerle de rahatlıkla yapabilirsiniz. İp kalınlığımızı nasıl belirleyeceğiz? Hemen o konu hakkında ufacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim ipim 100 gramda 300 metre arkadaşlar. Buradaki metraj önemli. 100 gramda 300 metreye yakın ya da 300 metre civarında bir ip kullanırsanız kalınlığımız birebir aynı olacaktır. Ölçülerimiz tutacaktır. Yani farklı bir ip kullandığınızda şu kısma bakmanız gerekmekte. Aynısını kullananlar için zaten burada kodları mevcut. Tığ numarası olarak ise 2.50 mm bir tığ kullanıyorum. Kanalıma abone olmak da ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi videomuza başlayalım. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir yapımıyla başlıyoruz. Bu şekilde peş peşe toplamda 103 tane zincir hazırlayalım. Evet, ben 103 tane zincirimi hazırladım. Şimdi 1, 2, 3. zincire batarak burada trabzan yapacağız, yarım trabzan. Fakat şu yönde değil arkadaşlar, hemen bunu göstermek istiyorum. Bakın böyle değil. Burada zincirimi çeviriyorum ve bu şekilde batıyorum. Bu benim birinci kesik çizgim, zaten son zincirim. Bakın şurada bir kesik çizgi var. Bunu da atlıyorum 3.'ye. Yani 3. zincirime gelmiş oldum. Şöyle bakın, buradan batacağız. Şimdi tığıma bir kere ipimi doladım. 1, 2, 3. kesik çizgime şöyle arkasında, evet, zincirimizin arkasını çevirdik. Bakın şöyle bir tane yarım trabzan yaptım. Bu 1. Tekrar tığımı doladım. Aynı şekilde devam ediyorum. 2, 3. Hep kesik çizgileri kullanıyorum. 4. Bu şekilde tüm zincirlerimizin yine arka noktasından, bakın şuradan alarak yarım trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ta ki zincirimiz bitene kadar toplamda 101 tane yarım trabzan yapmış olmalıyız. Ben de tamamlayıp geliyorum. Evet, birinci sıranın sonuna geldim. İkinci sıraya başlatalım. İki tane zincir yapalım ve çevirelim. Burada arkadaşlar yapmamız gereken, ilk yarım trabzanın tepesinden başlıyoruz. Fakat arka lobdan, yani tek kanadını alıyoruz. Şöyle ikisini değil, sadece arka tek kanatlarını alarak yine yarım trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Tığıma bir kere doladım. İlk buradaki trabzanın tepesinden başlayacağım. Tığımda 3 ilmek var. Yine tek seferde çıkartıyorum. Sadece arka loblarından yarım trabzanlarımı yapıyorum. Burada sayı aynı olmalı. Artırma ya da eksiltme yapmadığınıza dikkat edin. Ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sadece arka lob, yarım trabzan şeklinde sona kadar devam edelim. Evet, sona kadar devam ettim. Sonda sadece bu kenarda daha muntazam durması adına her iki lobunu da alarak sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramızı bitirdik. Tekrar iki zincir yaparak çevirdim. Ve başlangıçtan itibaren yine aynı şekilde arka lobdan yarım trabzanlarımızı yaparak yine 101 sayısını takip ediyoruz. Üçüncü sıramızı bitirdikten sonra iki zincirle üst sıraya geçiyoruz ve dördüncü sırayı da aynen arka lobdan devam ediyoruz ve bunu dediğim gibi 4 sıraya tamamlıyoruz. Üçüncü sırayı bitirelim, dördüncü sırayı bitirelim, diğer aşamasına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, 4 sıramı tamamladım. Şöyle bakalım, toplamda 4 sıramız oluştu. Şimdi nasıl devam ediyoruz? Burada 5. sıramıza başlayalım. 2 tane zincir yaparak yine çevirdim. Tığıma yine bir kere doluyorum. İlk başlangıçtan başlayarak 18 tane yarım trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi ne yapıyorum? 5 tane zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma yine ipimi doluyorum. Sıradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanı atlıyorum. 6.dan ilmek çıkartıyorum. Ve yine 3'ünü tek seferde toplayarak burada bir yuva oluşturuyorum. Şöyle bakın. Bu da benim birinci trabzanımdı. Ve aynı şekilde 18 tane daha yarım trabzan yapıyorum. Evet, 18 tane yaptım. Yine 5 zincir. Tığımın üzerine doladım. 1, 2, 3, 4, 5 taneyi atlıyorum. 6.dan tekrar aynı işlemi devam ettiriyorum. Sona kadar bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. 18 trabzan, 5 zincir. 18 trabzan, 5 zincir. Sona gelelim. Sonda küçük bir tiyo var. Son kısmı yine göstereceğim. Burayı tamamlıyorum. Evet, sona kadar devam ettim. Hemen şöyle sayalım isterseniz arkadaşlar. Daha güzel olacak. Bakın, bir boşluk burada var. Bu ikinci boşluğum. Bu üçüncü boşluğum. Şimdi dördüncü boşluğumu yapıyorum. Şöyle tığıma doladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6.dan başlıyorum. Burada yarım trabzan yapıyorum. Burada 9 taneyi tamamlayacağız. Yani buralarda 18 yaptık biliyorsunuz. Burada 9'da tamamlayacağız. Bu 1'di. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9'uncuyu ben yine şöyle iki lobunu birden alarak yapıyorum. 9. Bakın, burada 9 tane olacak. Ve toplamda 4 tane şöyle yuvamız oluyor. Bir kenarımız 18, aralar 18. Son bitiş 9 arkadaşlar. 5. sıramızı bitirdik. Şimdi 6. sıraya başlayalım. 2 tane zincir yaptım ve döndüm. Ne yapıyorum? Yine başlangıçtan itibaren arkadan kanatlarından alarak arka loblarından yarım trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. 4 sıra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Artırma eksiltme yok. 101 sayısını takip ediyoruz biliyorsunuz. 101 olacak şekilde devam edeceğiz sayımız, trabzanlarımız. Peki zincire geldiğimizde burada ne yapacağız? Bunu gösteriyor olacağım şimdi. Yine burada sadece şöyle zincirin arka kanadını alarak devam ediyoruz. Diğer detayları aynı zaten. Sıra başlangıçları ve bitişleri aynı olduğu için hiçbir farklılık yok. Zincir kısımları nasıl geçeceğimizi de göstermiş oldum. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın, bu şekilde 6. sıramızı tamamladıktan sonra yine 7, 8 ve 9. 9 sırada tamamlanacak arkadaşlar. Yani 4 sıra aşağıda, 4 sıra yukarıda, 1 sırada bu şekilde yuva olan sıramız olacak. Tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben parçamın birini bitirdim. Aynısından, aynı sayılarla bir parça daha hazırladım. Hemen buna bir bakalım yakından. 9 sıra ördük biliyorsunuz toplamda. Ve 1, 2, 3, 4 tane yuva oluşturduk. Aralarda 18 trabzan yaptığımızda sonunda 9 da bitirmiştik.
Aynı şekilde diğer parçamızı da yine 4 tane yuva olacak şekilde hazırladık. Şimdi bu ikisini birleştirerek bir bandana haline nasıl getireceğiz ona bakalım. Şimdi biliyorsunuz burada 18 trabzanla başladım. Burada da 18 trabzanla başladım ve yuvalarımız karşılıklı geliyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir tanesini şu şekilde çevirip 9 tane olan trabzanlı kısma döndürdüm. Yani burası 18, burası 9 trabzanla başlamalı. Şöyle hemen bakın. Ve ne yapıyorum? 9 trabzanlı olanı üste alıyorum ve şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Şöyle bakın. Burada eşit gelmiyor, aralarda denk geliyor ve bu şekilde zaten modelimiz kolaylıkla ortaya çıkıyor. Şimdi bu ikisini üst üste koyduk. Dediğim gibi 9 olan üste. Şimdi alttaki parçayı alıyorum. Bu yuvanın içinden çıkartarak üste alıyorum. Şu uç kısmını bakın şöyle üste çıkarttım. Daha sonra daima üsttekini alta geçireceğiz. Nasıl? Şöyle ki bakın bu uç kısmını alıyorum üstteki parçamın ve ilk yuvama şu şekilde geçiriyorum uçlarını. Bakın şuradan tutacağım. Bunu aşağıya çekeceğim. Elimle de şöyle düzelteceğim. Şimdi bu parça üstte. Bunu alacağım. Yine aşağıya aşağıdaki parçanın içinden geçireceğim. Dediğim gibi daima üstteki parça alttaki parçanın içerisinden geçecek. Elimizde de şu şekilde düzeltmeliyiz ki formumuzu verebilelim. Yine üstteki parça şu şekilde yuvamızdan geçiyor. Oldukça kolay. Gerçekten çok zahmetli ve zor gözüküyor fakat gördüğünüz gibi çok basit. Zaten sadece trabzanlardan oluştuğu için gençlerin de rahatlıkla örebileceğini düşünüyorum. Daha önce kanalımda birçok bandana modeli anlattım. Gençler de severek yaptılar. Çok güzel dönüşler elde ettim. Bu da beni tabii çok mutlu ediyor. Özellikle gençlerimizin örgüye meraklı olması ve yapması. O yüzden böyle kolay parçalar da tercih ediyorum ki daha çok gence ulaşabileyim diye. Bakın şöyle görüyorsunuz değil mi ne kadar kolay ilerliyor. Yine bu videomun sonuna da link ekleyeceğim. Diğer çalışmalarıma da lütfen göz atın. Çok beğenilen bandana modellerim var. Ayrıca daha önce anlattığım birçok farklı kategoride de modelim var. Onlara da bir göz atın. Oynatma listeme bakabilirsiniz. Kanalımın ana sayfasında. Farkındaysanız daima üsttekini alttaki parçanın içinden geçirdim. Hiçbir zorluğu yok. Şöyle. Evet. Umarım anlaşılabiliyordur. Güzel anlatabiliyordurum. Şöyle bunu da geçirdik. Ve son parçaya artık gelmiş olduk. Evet. Şunu da düzeltelim arkadaşlar. Şöyle dışta durursa sanki daha güzel gözüküyor. Şu kenarları. Evet. Elimizle bir yoklama yapalım. Şöyle baştan sona kadar. Düzeltmemiz gereken noktalar varsa düzeltelim. Şimdi her iki ucu da farkındaysanız bu şekilde kaldı. Bunları dikiyor olacağız. Bakın bu şekilde her iki ucu da. Bir lastiğimiz var. Bu lastiğe bunu şu şekilde dikeceğiz. Ben şimdi iğnemi ipliğimi hazırlayıp geliyorum. Evet şimdi lastiğimizi dikmeye başlayabiliriz. Tabii sizler dilerseniz hiç lastik kullanmadan şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama kafa ölçünüze uyup uymadığını kontrol edin. Lastik olduğunda daha her kafaya yapısına uygun oluyor arkadaşlar. O yüzden ben genelde lastikli tercih ediyorum. Bakın bunu şurada ilk başlangıç kısmımız şöyle şu aradan şunu şöyle geçiriyoruz öncelikle. Tek kenardayım. Bakın burası böyle kalacak. Şimdi bu iki ucu birbirine dikeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Ben şöyle iğneme ipin kendisinden geçirdim.
Sizler yorgan iğnesi de kullanabilirsiniz. Böyle örgü iğneniz yoksa. Bakın şuradan başlayacağım. Öncelikle bir düğüm atayım. Burada açılma yapmasın. Şimdi yapmam gereken çok kolay. Şöyle büzgü yapacağım. Burada arkadaşlar şuradan gelişi güzel alarak şu baştan çıkacağım. Bakın buradan. Şimdi bu arada kalacak lastiğimiz. Aynı işlemi buradan da yapacağım. Şöyle tersten yapıyorum ben aslında. Sizin rahat görmeniz için. Sıkıntı olmaz inşallah yaparım. Evet. Başa kadar tekrar geldim. Bakın burayı büzdürüyorum. Büzgü oldu. Ne yapıyorum? Şimdi en baştan şuradan tekrar batıyorum. Her iki ucu birleştiriyorum. Bakın şöyle lastiğimiz burada kaldı. Tabii şurada bir boşluk oluşuyor. O boşluğu da yine dikerek kapatıyoruz ki lastiğimiz hem sağlam olsun çıkmasın hem de o boşluk gözükmesin istiyorum. Şöyle dikiyorum bu kısmı. Sağlam olduğunu düşündüğünüz sürece dikebilir ve bırakabilirsiniz. Sağlamlaştırdıktan sonra. Evet benim galiba oldu. Evet şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Burası benim düz yüzümdü biliyorsunuz. Şöyle çeviriyorum. Buraya geldik. Bu ipi koparmadan yapabilirim sanırım. Hemen deneyeceğim. Evet şunu şöyle. Bunu da tekrar buradan aynı işlemi yapacağız. Bakın burada kalacak. Şuradan önce ipi keseyim. Sanırım olmayacak. Gözükecek. Şunu keselim. Aynı dikiş işlemini biraz önce nasıl yapmıştık? Bakın böyle kalacak burası. Buradan başlatacağım. Aynı şekilde büzdüreceğim ve dikeceğim. Burayı da tamamlayayım arkadaşlar. Göstereyim. Evet ben dikme işlemini tamamladım. Her iki ucu da diktim arkadaşlar. Şöyle bakalım modelimiz gerçekten hem çok kolay hem çok güzeldi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bunu yetişkin olarak hazırladık. Ama çocuklar için hazırlamak istiyorsanız 80 zincirle 3 tane boşluk yaparak, 3 yuva yaparak yapabilirsiniz. O zaman boyutumuz şöyle küçülecektir arkadaşlar. Ama bu gençler, büyük çocuklar ve yetişkinler için bence ideal. Küçük bebeklere diğerini yapabilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Diğer modellerim için de oynatma listelerime göz atın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.